Yine çok değerli bir konuğum var. Aslında hepimizin sormak istediği soruları biriktirdim ve onu davet ettim. TÜDER Türkiye Tüketiciler Derneği Başkanı sevgili Levent Küçük. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Davet için teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. İzleyicilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Umarım yararlı bir program olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun programınıza da vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ne demek? Çünkü çok büyük bir baskı altındayım Levent Bey. Çok soru var. Evet. Özellikle çok mağdur var. Sorulan sorular da aslında önemli sorular. Çünkü bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Bu gerekli fazla gelen SMS mesajlarından tutun, arabalardaki fahiş fiyatların bir anda tüketiciye yansıtılmasına kadar, internet alışverişlerinden sosyal medyada yapılan hakaret dolu mesajlara kadar hepsi bugünkü konumuz olacak aslında. Her şeyi sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi en çok sorulan sorudan başlıyorum. Buyurun. Heyecanlı kısımları sonlara sakladım. Tamam. İlk başta tüketici hakem heyetini konuşmak istiyorum. Evet. Çünkü insanlar bir mağduriyet karşısında kıyafet alıyorlar, bir ürün alıyorlar, ayıplı çıkıyor, bozuk çıkıyor. Mahkemeye başvurma güdüsüyle bir avukata geliyorlar. Doğru. Oysa ki bu avukata gelmeden önce yapabilecekleri farklı haklar ve yöntemler var. Evet. O yüzden de sizden ricam, tüketici hakem heyeti nedir? Hangi yerlerde tüketici hakem heyetine, hangi yerlerde tüketici mahkemesine gidilir? Bu aradaki ayrımı bize açıklarsanız çok sevinirim. Öncelikle bu soru için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son yıllarda işte teknoloji özellikle hayatımıza girdikçe piyasadaki satılan mal ve hizmetlerin çeşitliliği arttıkça bir yandan hayatımız kolaylaşıyor ama bir yandan da işte karmaşıklık, mağduriyetler, özellikle maddi anlamdaki mağduriyetler de artıyor. Bu kapsamda tüketici hakem heyetleri ülkemizde gerçekten tüketici mağduriyetlerinin giderilmesinde, tüketicinin hak arama yollarında çok önemli bir yasal müessese. Devlete bağlı mı? Tabii ki. Tüketici hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde, ilde de, il merkezlerinde de il ticaret müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren yasal bir kuruluş. Tüketici hakem heyetlerinde kimler bulunuyor? Tüketici hakem heyetlerinde 5 kişilik bir heyet var. Bu heyette kaymakamlıkta ise kaymakamlığı temsilen, sayın kaymakamı temsilen yazı işleri müdürü veya müdüresi, baroyu temsilen bir avukat arkadaşımız, esnaf ve ticaret odası temsilcisi bir temsilci, tüketici örgütlerinden bir temsilci, örneğin ben Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'nde tüketici örgütü temsilcisiyim, belediyeyi temsilen bir temsilci ve hakem heyetinde görevli, yasal görevli raportörlerimiz oluşuyor. Tüketici hakem heyetleri gerçekten tüketicilerin hak arama mağduriyetlerinin giderilmesi, çözüm bulması açısından çok 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 önemli bir işlev görüyor. Hatta tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın bilinçlenmesi, devlete olan güven, devletle tüketici arasındaki o iyi ilişkilerin, güven ortamının sağlanması açısından da çok önemli. Burada tabii tüketicilerimizin öncelikle bir mal ve hizmet aldıklarında dikkat etmeleri gereken hususlar var. Bazen satıcının yanlış bilgilendirmesi, bazen biz tüketicilerin bilgi eksikliği nedeniyle satın aldığımız her ürün için, her mal için veya yararlandığımız her hizmet için sanki tüketici hakem heyetine başvurabiliriz anlayışı var. Bazen de tüketici hakem heyetine başvuruyor, mahkemeye başvurdum diyor. Yani tüketici hakem heyeti... Evet, çok, çünkü ciddi evet. Bir sorunsal, ben de bir hukukçu olduğum için evet. Birebir yüzleşiyorum. Bununla haftada en az bir kere. Tamam. Bize de geliyor mesela, başvuruyor, diyor ki ben diyor mahkemeye başvurdum. İşte mahkemeden diyor henüz karar çıkmadı diyor. Halbuki o mahkeme dediği yer tüketici hakem heyeti. Şimdi öncelikle tüketicilerimiz satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili yürürlükteki 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri gereğince
Eğer satın aldıkları mal veya yararlandıkları hizmet ayıplı ise, ayıplı mal, ayıplı hizmet. Örneğin işte bir kıyafet aldınız, kısa sürede bozulma, deformasyon ortaya çıktı. Bu bir ayıplı mal. Veya bir işte internet hizmeti, teknik anlamda size hizmet sağlayıcı internet hizmetini veremiyor. Veya bir televizyon yayını veya bir işte ulaşım hizmeti gibi. Eğer hizmetten beklenen faydayı sağlayamıyor iseniz veya bir ürün tanıtma kılavuzunda, reklamlarında belirtilen özellikleri taşımıyor ise veya bir beyaz eşya garanti süresi içerisinde veya kısa sürede arıza ortaya çıkıyorsa bunların hepsi ayıplı mal veya ayıplı hizmet. O zaman hizmetler yani ayıplı olarak mallar ve hizmetler olarak ikiye ayrılabiliyor, evet, değil mi? İkisinde de. Dolayısıyla biz bir tüketici olarak yasal yollara başvurmamız için satın aldığımız mal veya hizmetin ayıplı olması lazım. Mesela bize en çok tüketicilerimizin ilettiği sorunlardan birisi işte bir mağazaya gittim, bir kazak aldım. İşte bu kazağın rengini beğenmedim. Değiştirebilir miyim? İade edebilir miyim? Veya işte aynı kazaktan evde varmış gibi. Eğer siz bir işletmeye gidip, bir iş yerine gidip bir ürünü, bir malı görerek, beğenerek, deneyerek aldıysanız, eğer ürün ayıplı değilse onu iade etme, değiştirme anlamında yasal hakkınız yok. Bu sadece firmaların müşteri memnuniyeti, müşteri politikası çerçevesinde. Bazı firmalar işte diyor ki bir hafta içinde değiştirebilirsiniz. Bazıları diyor ki 30 gün içerisinde değiştirebilirsiniz. Onun süresi var mı? Onun bir yasal süresi yok. Yasal anlamda değiştirmeniz için, iade etmeniz için, yerine aynı fiyatla başka bir ürün almanız için ayıplı olma şartı var. Bu konuda tüketicilerimiz bazen diyor işte ben aldım 2 gün sonra gittim değiştirmediler. Ayıplı değilse değiştirmezler. Bunun tek istisnası nedir? Artık günümüzün en çok alışveriş yöntemleri olan yasal anlamda uzaktan satış dediğimiz internetten veya işte telefon yoluyla yaptığımız alışverişlerde ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin eğer ürünü kullanmadıysanız iade edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Yani uzaktan satışlarda yasa koyucu tüketicilere böyle bir hak vermiş. Bir de kaç gün içinde? 14 gün içerisinde. Bir de peki 14 gün teslimattan. Teslimattan itibaren. Bir de taksitli satış dediğimiz mağazaların kendi yaptığı taksitli satışlar. Kredi kartıyla yapılan taksit değil. Hatta biz yasal anlamda kredi kartıyla yapılan taksitlendirmelerin de bu kapsama alınmasını öneriyoruz Tüketiciler Derneği olarak. Ama yasa mağazanın kendi yaptığı. Hani şimdi ismini deklare etmeyeyim. İşte çok katlı bazı mağazalar var. Gidip alışveriş yapıyorsunuz. Kendisi taksit yapıyor. İşte senet imzalatıyor falan. Orada taksitli alışverişlerde de 7 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin, ürünü kullanmamak şartıyla yine iade edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Buna biz hukuki anlamda cayma hakkı diyoruz. Ama tabii bazıları kullanıldıktan sonra ortaya çıkan ayıplar. Şimdi orada da aslında bu da tüketicilerimizin en çok mağdur olduğu konulardan birisi. Hatta dün malumunuz ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aynı zamanda iş denetçiyim. Bir araştırma görevlisi hanımefendi aradı telefonla. Dedi Levent Bey işte bir dizüstü bilgisayar satın aldık. Eve geldik. Açtık. İşte ekranında bir şey var. Böyle bir leke gibi bir ekranında bir şey var. Ve dedi oğlu da çocuğu da bilgisayarın kutusunu affedersiniz parçalamış, atmış. İşte bilgisayarın yetkili servisiyle görüştük, satıcıyla görüştük falan. İşte satıcı kutu olmadan bu kullanılabilir bir şey yani ayıp kabul etmediler falan filan. Şimdi burada yasa diyor ki mutat bir kontrol. Hani internetten yaptığınız alışverişlerde ürün gelir, açarsınız. İşte ya sizin istediğiniz beden mi? Ondan sonra renk. İstediğiniz renk mi? Ondan sonra bazen belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İşte bu sosyal medyadan yapılan satışlarda maalesef size tanıtılan ürünle gönderilen bambaşka ürünler, dolandırıcılıklar oluyor. Ondan sonra işte ünlü markaların reklamını yapıyorlar. Size hani çok affedersiniz, tırnak içinde söylüyorum, çok adi, çok kalitesiz ürünler gönderiyorlar. Dolayısıyla internetten yaptığımız alışverişlerde bize gelen ürünü şöyle bir bakacağız, kontrol edeceğiz. Eğer istemediğimiz bir ürünse 14 gün içerisinde hemen
kullanmamak şartıyla keyfinize göre de yine iade edebilirsiniz. Sen bu bir mağdurlardan biri olarak söylüyorum bu konu başında. Geçmiş olsun. Da geldi, sağ olun. Özellikle geldiği zaman biliyorsunuz kargo ile geliyor. Evet. Ve bu kargo ile gelince kargo firması bırakıyor ve gidiyor. Ondan sonra o diyor ki siz bunu açmışsınız, açtığınız için de ama ben ürünü nasıl göreceğim başka türlü yani açmadan göremem ki. Açtığım anda bambaşka bir ürün. Hayır diyor, siz bunu açtığınız için diyor bu kutuyu değiştiremezsiniz. Bu konuda kıyamet kopuyor. Evet. Yani kargo kullanmam için açmam lazım zaten. Tabii ki. Ama tabii bunun yanında yapılacak hiçbir şey yok dediler. Bayağı bir gittik geldik. Şimdi bu konu aslında özellikle bu pandemi sürecinde tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği konulardan birisi. Özellikle değil mi? İşte kargo elemanları da çok insanla temas ettiği için bazen işte şeyle kapıdan bile işte bırak git veya işte megafonla konuşup bırakıp gidebilirsiniz şeklinde şeylerde temassız teslimat. Burada tüketicilerimize bizim tavsiyemiz şu: ürünü teslim aldığınızda tabii ki açacaksınız, tabii ki kontrol edeceksiniz, tabii ki sizin istediğiniz ürün mü değil mi, sipariş ettiğiniz ürün mü değil mi, bunu tabii ki öğreneceksiniz. Eğer kargo elemanıyla birlikte kargo paketini, ambalajını açamıyor iseniz, siz kendiniz açtığınızda eğer bir olumsuzlukla, örneğin bir kırılma olabilir, bozulma olabilir, işte farklı bir ürün olabilir. Bundan karşılaştığınızda sizin dışınızda üçüncü bir şahısla, yani komşunuz olabilir, apartman görevliniz olur, iki satır bir tutanak tutun. Yani işte şu firmadan satın aldığım, şu tarihte şu kargo firmasıyla teslim edilen ürün birlikte açılmıştır. Ürünün açılması sonrasında işte üründe şu 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 hasarlar olduğu veyahut da ürünün sipariş ettiğimiz üründen farklı bir ürün olduğu tespit edilmiştir deyip o sizin adınız, soyadınız, imzanız, o üçüncü kişinin adı, soyadı, imzası bir böyle tutanak tutmakta yarar var. Ondan sonra satıcı, sizin muhatabınız satıcı, kimden satın aldıysanız ona durumu, mağduriyetinizi iletmeniz lazım. Eğer satıcı firma sizin mağduriyetinizi gidermez ise o zaman tüketici hakem heyetlerine başvurmamız lazım. Tam burada çok önemli gene bir mağduriyet. Lütfen. Yakın zamanda başa gelen öyle bir firmanın olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla muhatap yok. Evet. O zaman ne yapılacak? Şimdi bu konu tabii ki en kötü durum. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler. Ben bunlara bir saatli bomba platformu diyorum. Hani sosyal medyada satış yapan, faaliyette bulunan hani kurumsal firmalarımız da var. Hani onları tenzih ediyoruz. Ama biz tüketiciler olarak sosyal medya üzerinden, hatta günümüzün bu dolandırıcılıkların çok arttığı ortamda internet üzerinden, hani web siteleri üzerinden alışveriş yaparken çok 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 dikkatli olmamız lazım. Şimdi sosyal medya bu tür dolandırıcılıkların son yıllarda en çok yaşandığı mecralardan birisi. Özellikle hani bu son dönemlerde bir de şey eğilimimiz var. Vatandaş olarak, millet olarak işte doğal ürünler, yöresel ürünler, yok kendi ürettiği ekmekti, yok kendi ürettiği reçeldi, bilmem neydi falan, böyle bir de bir bilmem ne anadan ananın ürünleri, bilmem ne bahçesinin. Evet. Şimdi bizim açımızdan özellikle gıda ürünlerinde biliyorsunuz en önemli şey güvenli gıda, güvenli ürün, güvenli gıda. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken biz tüketiciler, eğer karşımızda bir kurumsal firma yoksa bir kere o riski peşinen kabul etmiş oluyoruz. Gıda için mi konuşuyoruz? Tüm ürünler için. Yani peşinen o riski ben kabul ederek o alışverişi yapıyorum demektir. Çünkü biz tüketiciler olarak da hani hep tamam satıcılara, işte devlet kurumlarına diyoruz ki denetim yap, araştır, benim hakkımı ara. İşte Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz, savcılıklara zaman zaman çağrıda bulunuyoruz, başvuruda bulunuyoruz. Ama biz tüketiciler olarak, vatandaşlar olarak da Avrupa Birliği'nde buna bir ortalama tüketici diyorlar. Bir ortalama tüketici bilincine sahip olma. Yani bir ürünün malı satın almadan önce ihtiyacın belirlenmesi, İyi bir piyasa araştırması yapılması, fiyat mukayesesi yapılması,
gerçekten karşıdaki satıcı kurumsal, güvenilir bir firma mı olup olmadığının anlaşılması ve ondan sonra alışverişin yapılması. Hani bizde tabir yerindeyse, bazen ben de işte sosyal medyada görüyorum, özellikle ünlü markaların, tanınmış markaların ürünlerini piyasa fiyatının 1/4, 1/5 fiyatla konudan konuya atlıyoruz. Biz buna ortalama yöntemi diyoruz. İşte oraya böyle o fiyatı koyuyorlar. Siz de aa diyorsunuz, bu ürün bu fiyata olur mu? Hemen satın alıyorlar. Ondan sonra tabii ki o firma, tamamen o kişiler dolandırıcılık amaçlı o faaliyeti gösteriyorlar. Bir daha ulaşamıyorsunuz. İşte sizi sosyal medya hesaplarından engelliyorlar. Cep telefonu varsa diğer işte o mesaj, WhatsApp ve benzeri uygulamalarda sizi engelliyorlar. Bir daha ulaşamıyorsunuz. Burada sizin bir kere maddi anlamda tüketici hakemiyetine gidip maddi zararınızın giderilmesi için başvurma şansınız olmuyor. Çünkü karşınızda yasal bir muhatap yok. Evet, işte en kötüsü de bu. En kötüsü bu. Ancak Cumhuriyet Savcılığına dolandırıcılık başvurusunda bulunabilirsiniz, dolandırıldığınıza ilişkin. Cumhuriyet Savcılıklarımızda işte o cep telefonunun IP numarasından, işte eğer bir şeyse, bilgisayarsa onun bağlantısından, şuradan buradan, eğer bir araştırma yapma gereği duyarsa ancak öyle bir şey olur. Savcılıklarımızda bu konuda ancak çok 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 şikayet gelirse, çok kişi mağdur olursa o zaman harekete geçiyorlar. Bu anlamda biz tüketicilerimize diyoruz ki, hani kurumsal kimliği veya gerçek kişi olarak da emin olmadığınız, lütfen sosyal medya hesaplarından, web sitelerinden alışveriş yapmayın. Eğer özellikle sosyal medyadan alışveriş yapıyorsanız bir kere bu riski peşinen kabul etmiş oluyorsunuz. Buna özellikle dikkat etmemiz lazım. Şimdi tüketici hakemiyetlerine başvururken dedik ki öncelikle bir ayıplı mal ve hizmet çıktı olması lazım. Peki ben hangi tüketici hakemiyetine başvuracağım veya ne zaman mahkemeye başvuracağım? Evet. Veya hatta artık siz de biliyorsunuz, hayatımızda arabuluculuk müessesesi var. Ne zaman arabuluculuğa başvuracağım? Bunun şeyleri her yıl Ticaret Bakanlığı parasal oranları belirliyor. Diyor ki şu kadar parasal tutara kadar bir uyuşmazlık, bir mağduriyet yaşarsanız tüketici hakemiyetlerine. Eğer bu parasal tutarı aşarsa önce arabulucuya, eğer arabulucuda uzlaşı sağlanamazsa, anlaşma sağlanamazsa o zaman tüketici mahkemesine gideceksiniz diyor. Şimdi 2022 yılı için Ticaret Bakanlığı tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruları belirledi. Buna göre hani tüketicilerimize de buradan bilgi vermiş olalım. Hatta imkanları varsa not alsınlar. Satın aldığımız bir mal veya hizmetin katma değer vergisi dahil fiyatı 10.280 TL'ye kadar ise ilçelerde bulunan, yani kaymakamlıklarda bulunan tüketici hakem heyetlerine tüketicilerimiz başvurabilir. 10.280 hakem heyetine başvurma süresi. İlçe tüketici hakem heyeti. İlçe, kaymakamlıklar bünyesinde. Eğer 10.280 TL'yi aşıyor ise, bu konuştuklarımız hep o faturadaki katma değer vergisi dahil fiyatlar. 10.280 lirayı aşıyor, 15.430 TL'yi aşmıyor ise, bu defa il merkezlerinde ilk ticaret müdürlükleri bünyesinde bulunan İl tüketici hakem heyetlerine başvuracağız. İl tüketici. Yani o zaman 10.200 ilçelerde 10.280'e evet, kadar olduğu zaman hakem heyetine, ilçe hakem heyetine, ilçe tüketici hakem heyetine 15.000'in üstünde 10.280'i aşıyor, 15.430'u aşmıyor ise il merkezlerindeki ilk ticaret müdürlükleri bünyesindeki gene tüketici hakem heyetlerine başvuracağız. Burada maksimum sınır 15.000 gibi. 15.430 KDV dahil. Burada tüketicilerimiz peki diyor ki hangi tüketici hakemiyetine başvuracağım? Burada da yasa koyucu tüketiciye iki tane hak vermiş. Bir, ikametgahınızın bulunduğu yer. Yani işte adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var biliyorsunuz. Orada ikametgahınız hangi ilçede bulunuyorsa, örneğin ben Bakırköy'de ikamet ediyorum, Bakırköy Kaymakamlığı tüketici hakemiyetine başvurabilirim. Veya alışverişi yaptığım işletmenin bulunduğu ilçedeki kaymakamlığa başvurabilirim. Ben Bakırköy'de ikamet ediyorum ama
Alışverişimi Beşiktaş ilçesinde bulunan bir AVM'nin içerisindeki bir mağazadan yaptıysam, eğer o alışveriş yaptığım işletme Beşiktaş ilçesinde bulunduğu için Beşiktaş'taki kaymakamlığa da... Bana bağlı. İkisine de başvurabiliyor muyum? Tabii ki. İkisine. Başvurabilirsiniz. Evet. Peki tüketici hakemiyetlerine nasıl başvurabiliriz? Bizzat oraya giderek yazılı dilekçe, orada form var, onu doldurarak başvurabiliriz. Dilekçeyle, hani posta, işte resmi yollarla dilekçe göndererek başvurabiliriz. Veya hiç hakemiyetlerine gitmeden E-Devlet üzerinde E-Tüketici portalı var. Orada tüketici başvuru var. Oradan çok kolaylıkla başvurabiliriz. Biz o zaman ben bunu bir daha bir tekrarlamak istiyorum. Evet. Çok önemli çünkü. Evet. Ya bizzat giderek kendimiz... oradaki formu doldurarak, ya dilekçeyle, posta yoluyla, ya da E-Devlet üzerindeki tüketici portaldan şikayetlerimizi yapabiliriz. Aynen öyle. Başvurabiliriz. Burada tüketicilerimiz tüketici hakemiyetlerine başvururken özellikle ellerindeki tüm belgeleri, artık günümüzde bu yazışmalar, mesajlar, bunların hepsi biliyorsunuz maddi delil, hani ispat açısından kabul edilebiliyor. Çünkü bazen bir tüketicimiz işte bir beyaz eşya ile ilgili bir sorun yaşıyor. Oradan işte servise yazıyor, servis ona cevap veriyor. Önce orada kabul ederim diyor mesajda. Sonra iş ciddiye binince vazgeçiyor falan. Biz tüketicilerimize diyoruz ki o yazışmaları, mesajları mutlaka saklayın. Hatta diyoruz ki hani tüketici hakemiyetine başvurmadan önce mağduriyetinizi önce satıcıya bildirin. Satıcıya yazılı bildirin. Mail atın. Ondan sonra yetkili servise yazılı başvurun. Yetkili servise gönderdiğiniz o yazılı başvuruları, maillerinizi lütfen saklayın. Onlardan gelen cevapları saklayın. Bunların hepsi tüketici hakemiyetine başvururken sizin için o dilekçenize ek olacak delillerdir, ispat araçlarıdır, mağduriyetinizi ortaya koyan ve tüketici hakemiyetinin kararını kolaylaştıran unsurlardır. Peki bu konuda şunu merak ediyorum. Şimdi normalde başvurunca halk olarak mağduriyetimiz giderildi ya da bununla ilgili olarak ödeme aldık vesaire aldık. Peki siz aynı zamanda firmaya devleti temsilen bir ceza kesiyor musunuz? Yok. Yani öyle bir şey yok. Tüketici hakemiyeti kararları bir bakıma mahkeme kararı niteliğindedir. Tüketici eğer kendi lehine bir karar verilmişse o karara karşı 15 gün içerisinde iki tarafında, hı hı, yani itiraz hakkı var. Hem karşı taraf satıcı örneğin, hem tüketici aleyhinde veya lehinde karar verilenler 15 gün içerisinde tebliğinden itibaren itiraz edebilirler. Veya siz lehinize bir karar verildiyse, biz ona kabulüne veya reddine diyoruz. Hemen icraende o bir bedelse mesela, tahsil yoluna gidebilirsiniz. Yani bizdeki istinaf sürecini beklemeye gerek yok, yok mu? Yok ama 15 gün tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde taraflar itiraz da edebilir. Ama o süreçte işlemler... İşler devam yürür. Tüketici açısından bir sorun yok. Burada biz özellikle tüketicilerimize şu çağrıda bulunuyoruz. Özellikle bu beyaz eşya, işte kahverengi eşya dediğimiz mobilya, oturma grupları, işte bilgisayarlar, elektronik eşyalar, cep telefonu, yani uzun süre kullanacağımız eşyalarımıza ilişkin, satın aldığımız ürünlerimize ilişkin faturaları lütfen saklayalım. Ben de avukat olarak tekrar madem yeri geldi, evet, ben de imzaladığınız her şeyin bir nüshasını saklayın diyorum. Kesinlikle. Hazır yeri gelmişken. Kesinlikle. Hatta ben bir şey daha ilave edeyim. Önünüze uzatılan her şeyi de imzalamayın. Şimdi geçen gün bir kızımız, isterseniz paylaşabilirim. Tabii. Bir kızımız telefon açtı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. Uçak mühendisliği bölümünden. Ve ben 2019 yılında veya daha öncesinde onlara bir derste temel tüketici hakları konusunda bilgi vermişim. Böyle zaman zaman otur seminerlere falan katılıyorum. Kızımız üniversiteyi bitirmiş. İşte uçak mühendisi olmuş, Ankara'da önemli bir kurumda uçak mühendisi olarak çalışıyor. Ve 2019 yılında Ankara'da bir sürücü kursuna başvurmuş. Sürücü kursunda işte sürücü kursu sözleşmesini imzalamış. Ama kendi ifadesiyle sürücü kursunda yaşadığı bir takım hoş olmayan
davranışlar münasebetiyle oraya devam edemeyeceğini anlayarak kursa devam etmemiş. Hizmetten hiç yararlanmamış. Ve sürücü kursuna da sözlü olarak hizmetten yararlanmayacağını, devam etmeyeceğini bildirmiş. Ve aradan 2019'dan işte 3 sene geçmiş, 2021 yılı. Kızımıza işte Ankara 4. İcra Müdürlüğü'nden bir maaşına ilişkin haciz tebligatı yapılmış. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani 2019, aradan 3 sene geçmiş, 2021 yılı, hiç hizmetten yararlanmamış, üstelik bir hoş olmayan davranış nedeniyle kursa devam edememiş. Ama kızımız ne yapmış? Bunların hepsini o zaman karşı tarafa sözlü olarak bildirmiş. Hani devlette bir tabir vardır, söz uçar, yazı kalır. Yani bu hukuken de geçerlidir. Dolayısıyla biz tüketicilerimize diyoruz ki, yaptığınız tüm başvuruları, mağduriyetleri yazılı olarak yapın, onları saklayın. Servis belgeleri varsa onları saklayın. Mesela son yılların en çok mağduriyet konularından bir tanesi bu ayakkabılarla ilgili. Yani ben tüketici hakem heyetindeyim. İnanın hani ülkemin dövizinin, çünkü artık yurt dışından biliyorsunuz ithal işte ayakkabılar, bir takım markalar biliyoruz. Bir de son yıllarda yürümeyi de çok sevdik. İşte hepimizin ayağında artık spor ayakkabıları, yürüyüş ayakkabıları. Spor ayakkabılarını da çok sevdik. Evet, ama ayakkabılarda çok kısa sürede ortaya çıkan deformasyonlar, kısa sürede ortaya çıkan işte yırtılmalar, benzer şeyler falan. Şimdi götürüyorlar işte ayakkabı mağazasına, işte bu sorun ortaya çıktı. Tamam diyor, alıyor, işte bir bakalım. Tabii iyi firmaları, kurumsal firmaları tenzih ediyorum ama ayakkabı firmaları da son dönemlerde işte klasik bir cevap, kullanıcı hatası. Tabii. Peki bu ayakkabı firmaları, sadece ayakkabılar için de aslında karşılamamak lazım. Ayakkabıyı bir örnek verdim. Evet. Ama tüketicilerimize diyoruz ki mesela o ayakkabı firmasına incelenmek üzere ayakkabıyı bıraktığınızda lütfen teslim ettiğinize ilişkin bir yazı alın. Hangi şikayetle ayakkabıyı teslim ettiyseniz o şikayetinizi oraya yazdırın. Bu tüm ürünler için geçerli. Yani ayakkabıyı ben çok şikayet olduğu için örnek verdim. Kıyafetlerimiz olabilir, başka bir ürün olabilir. Yani o yetkili servise götürdüğünüzde veya satın aldığınız mağazaya, satıcıya götürdüğünüzde tamam bırakın, biz baktıralım dediklerinde bırakmayın öyle. Teslim ettiğinize dair hangi tarihte? Çünkü satış sonrası hizmetler yönetmeliği ve garanti yönetmeliği var. Orada maksimum tamirat, onarım süreleri var. İşte 20 iş günü gibi belirlenmiş süreler var. Biz bazen tüketici hakem heyetlerinde şeye dikkat ediyoruz. Tamam, tüketici götürmüş, incelenmek üzere satıcıya veya yetkili servise bırakmış. Yetkili servis veya satıcı tüketiciye kaç gün sonra dönmüş? O da çok ciddi bir çok sorun. Çok önemli. Çünkü çok uzun süre. Tabii, geçiyor. Eğer 20 iş gününü aştı ise hemen tüketici lehine kararlar veriyoruz. Çünkü azami tamir süresi aşılmış oluyor. Önemli. Bu çok önemli. Sevgili izleyiciler, daha biz ne yapalım sizin yani, o kadar çok önemli. Ben 20 gün olduğunu da bilmiyorum. Evet, yani o ürün itibariyle o listelenmiştir. Hangi ürün için azami tamir süresi nedir diye. Ama ortalama direkt 20 iş günüdür. Peki Nihat Bey, ya çok önemli bir şey daha soracağım. Geçen gün yine başımıza geldiği için soruyorum. Bir arkadaşımla gidiyoruz, bir AVM'deyiz. Ve AVM'de diyor ki, bir mağaza çalışanı, aslında tam da böyle vitrinde çok beğendiğimiz bir kıyafet görüyoruz. Daha doğrusu arkadaşım çok beğeniyor, istiyor. Hayır diyor, sadece mankenin üstündeki var, biz mankenin üstündekini çıkaramayız. Tabii ben hemen hukukçu kılıcımı kuşanıp, miğferimi giyip öyle bir şey yok diyorum. Türk hukuku icap kabul olmuş, evet. İcabı yaptınız, biz kabul ettik, vermeniz lazım. Orada bir arbede yaşandı. Yok veririz, vermeyiz, teşhir ürünü, mankenin üstünde çıkaramayız. En son hukuk galip geldi ve verdiler. Ama şimdi her zaman böyle bir şey olmuyor. Her zaman bir hukukçu icap kabul müessesesini bilmek zorunda değil karşımızdaki. Tüketici anlamında çok sık sorulan sorulardan biri ve gündemde de çok olan bir şey. Mankenin üzerinde bir kıyafet var ve mağazada başka yok. Satıcı o kıyafeti vermek zorunda mı alıcı adayına, yoksa vermeyebilir mi, o onun hakkı mı? Şimdi şöyle, sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi, hani bu artık eğer bir ürün
vitrine veya başka bir teşhir yerine konulmuşsa bu satılmak üzere konulmuştur. Sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi icap, kabul işte müessesesi. Dolayısıyla vermek zorunda. Satıcı eğer oraya koyduysa, biz tüketici vatandaşla gidip o ürünü beğendiysek, onun vermesi bizim de satın almamız lazım. Ha, bu anlamda ne yapılabilir? Tabii ki eğer satıcı satıştan kaçınıyor ise, satmaktan imtina ediyor ise Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabiliriz. Çünkü perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında yasa var. Buna ilişkin satıcıların uyması gereken kurallar var. Bu kapsamda ben hem oraya koyayım hem de satmayayım anlayışı olmaz. Eğer satmayacaksan niçin vitrinine koyuyorsun? Dolayısıyla satıcı o ürünü satmak, tüketici de onu satın almak eğer istiyorsa en doğal hakkı. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı'na o firma hakkında şikayette bulunabiliriz. Ha, mağduriyet açısından hani hukuki anlamda maddi manevi şey varsa o tabii ki sizin artık uzmanlık konunuz. Tüketici hukuk açısından işte bir yasanın 11. maddesinde yine maddi manevi tazminat tüketicilere böyle bir yasal hak verilmiş. Ama tüketici hakemiyetine başvurabilmek için somut bir maddi zararınızın olması söz konusu. Ama satıcı onu satmak zorunda. Doğru. O kadar çok konu var ki aslında. Evet, evet. Hangi birini soracağımı şaşırıyorum. Şimdi tüketici hakemiyetleri konusundaki bu açıklamalarımız yeterli mi? Kesinlikle. Yani tüketicilerimiz şeyi karıştırıyorlar. Bazen bize de işte başvuruyor arkadaşlarımız, dostlarımız arıyorlar. Şey, mahkemeye başvurdum henüz sonuçlanmadı diye. Aslında o mahkeme dedikleri yer tüketici hakemiyetleri. Ama ben bir eleştiri yapmak istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Tabii ki. Zaten hukukçular olarak, halk olarak bu mahkeme süreçlerinin çok uzun sürmesinden, aylar, yıllar, haftalar, neredeyse yüzyıllar geçiyor ve çok mağduriyetler katlanarak kar topu gibi büyüyor. Aynı olay aslında kolaylaştırmak amacıyla gelebilir diye düşünülebilir bu hakem heyetlerine ama ne yazık ki orada da süreçler çok uzun sürüyor. Bu süreçler çok fazla dosya yoğunluğundan mı oluyor gerçekten? Evet. Ya da fazla heyette kişilerin çok fazla olmayışından dolayı mı kaynaklanıyor? Yani çok güzel bir soru. Günümüzün bu teknolojik ortamında, teknolojik işte hız, internet çağı, internetin de ötesinde artık yapay yani insan dışı varlıkların hayatımıza girdiği bir dönemde tüketici hakemiyetlerindeki verilen kararların geç olması konusunda şikayetler var. Şimdi tüketici hakemiyetlerinin çalışmasına ilişkin yönetmelik gereğince en fazla 6 ay içerisinde karar vermek zorundalar. Eğer 6 ay içerisinde sonuçlandırılamamış ise bir 6 ay daha hakemiyetleri süre alabiliyorlar. Yani maksimum 1 yıl. Ama mesela ben galiba dün değil evvelsi gün Bakırköy Kaymakamlığı'na gittim. İşte hakem heyetinde dosyalara bakmamız, imza, karar şeyi vardı. Hatta sağ olsun yaz işleri müdüremiz dedi ki biz Bakırköy olarak işte Kasım ayındaki başvuruları sonuçlandırmıştık. Yani Kasım ayında yapılan başvuruları. Yani 2 ay, 3 ay içerisinde artık kaymakamlık olarak, Bakırköy olarak sonuçlandırıyoruz. Şimdi burada tabii ki o hakem heyetinin iş yoğunluğu, iş yükü çok önemli. Bir de şöyle bir prosedür var. Şimdi siz başvuruda bulunuyorsunuz ama bazen tüketicimiz az önce ifade ettim, işte eksik belge veya yanlış hakem heyetine başvuruda bulunuyor. Ve biz başvuruyu aldığımız zaman hakem heyetleri olarak şikayet edilen, yani uyuşmazlığın yaşandığı karşı tarafa da savunma için yazı gönderiyoruz. Ya da eksik belgeleri eksik belgelerin tamamlanması için karşı tarafın hani tabir yerindeyse savunmasını istiyoruz. Diyoruz ki A mükellefi sizin hakkınızda bu konuda şikayetçi, mağduriyetini dile getiriyor. Nedir diyoruz. Karşı tarafa şimdi artık maalesef şeyle gidiyor yani postayla gidiyor. Onun eline geçiyor. Oradan ona 15 günden az süre veremiyorsunuz yasal olarak. Onların cevabı bekleniyor. Daha sonra cevaplar geliyor. Bizim heyete geliyor. Heyet olarak karar veriyoruz. Dolayısıyla hani bu bir süreç alıyor ama şeye katılıyorum yani günümüzün bu hızlılık çağında veyahut da hele şu fiyatların son günlerde hızlı arttığı bir dönemde insanlar özellikle maddi anlamda zararlarının bir an evvel tazminini istiyorlar.
Evet. Üstelik bu zaten gireceğim konulardan bir tanesi oydu. Evet. Bu dolar kurunun çok yükselmesi sebebiyle evet. bunun maalesef fiyatlara yansıtılması. Ama düşüşün yansıtılmamış evet. olması ve bu konuda da hakikaten kurnaz birçok firma var. Ve bunlara karşı girdik, markette gördük. Reyonda bir rulo tuvalet kağıdının fiyatı dolar kuruyla artmış lakin inmemiş. Ne yapmak gerekiyor? Kime şikayet etmeliyiz? Nasıl bunu ispat ederiz? Şimdi bu son bir ayın falan en önemli konusu. İşte dövizin fiyatı, döviz kurundaki artış. İşte herkes kullandı bu tabiri ama işte füze gibi fırlayan fiyatlar ama inmeyen maalesef fiyatlar. Şimdi aslında ülkemiz pandemi sürecinden önce, bu salgın hastalık sürecinden önce de bizim de sık sık dile getirdiğimiz gıda fiyatlarındaki aşırı artış veyahut da işte tarlada, üreticide 1 lira olan, 1 birim olan bir fiyat markette işte tüketicinin sofrasında tabağına gelene kadar 3-4 katına çıkıyor idi. Bu süreçte işte hem üretici mağdur, üretici diyor ki işte gübreye zam, işte mazota zam, şuna zam, buna zam, ben kazanamıyorum. Tüketici bizim soframıza geliyor, biz diyoruz ki ya bu ürün, işte bu domates, bu maydanoz, bu biber bu fiyata olur mu? Bizim mağduriyetlerimiz, feryatlarımız. Aslında bu pandemi öncesinde bu gıda fiyatlarındaki aşırı artış, yükseklik hepimizin şikayet konusuydu. Ardından işte hayatımıza bir Covid girdi, salgın hastalık. İnsanlar bu defa bir canının derdine düştü hepimiz. Ay. Sağlığımızın derdine düştük. Ve o dönemde hani tabir yerindeyse günlük hayatımızı nasıl idame ettiririz, sağlığımızı nasıl koruruz, bunun telaşı. Ardından işte temizlik fiyatlarında, temizlik ürünlerinde başlayan fahiş fiyat artışları. Ardından eczanelerin önünde kuyruk oluşturduk. İşte yok şu iyi geliyormuş, yok şu bitkisel ürün iyi geliyormuş şeye hücum ettik. Sağlık veya işte ilaç ve tıbbi benzeri ürünlere. Ve sonrasında işte salgın hastalığın seyri biraz azalınca tekrar işte normalleşme, kısıtlamaların kalkmasıyla bu defa hani tabir yerindeyse tüm iğneden iple o kapanma, kısıtlama sürecinden sonra tüm ürünlerde bir fiyat artışı yaşadık hep beraber. İşte 2021 yılının işte bu Ağustos, Eylül üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir baktık ki işte büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere konut fiyatlarında, konut kira fiyatlarında korkunç artışlar. Yani ben öyle öğrencilerle karşılaştım ki neredeyse kayıt dondurup tekrar memleketine dönmek üzere olan, çaresiz kalan, işte yurt sorunları, yurtlarda yer bulamadılar, ev fiyatları astronomik sosyal arttı. Sosyal medyada da ben çok denk geldim. Hakikaten evet. inanılmaz. Hiçbir penceresi yok. Kutu, Bodrum katında kutu. 3000-4000 lira fiyatlardan bahsediliyor. Evet. İnanılır gibi değil yani gerçekten. Bildiğiniz bir kutucuk yani camsız bir kutu bölme. Ata kutu değil, oda. Evet. Odanın yarısı kadar bir yerde. Buna karşı da çok ciddi bir denetim mekanizması var mı bizim ülkemizde? Şimdi oraya gelmek istiyorum. Ardından şimdi işte bu süreçte zaman zaman bu fiyat artışlarında işte sayın ülke yöneticilerimizin, işte sayın cumhurbaşkanımızın işte çağrısıyla onun açıklamaları sonrası işte Ticaret Bakanlığı mensupları, işte Hazine ve Maliye Bakanlığı mensupları başta olmak üzere, diğer bakanlığın mensupları başta olmak üzere denetimler piyasalarda yapıldı. Veya yapılacağına ilişkin işte açıklamalar yapıldı. Zaman zaman gerçekten ben de bir müfettiş kökenliyim, denetim elemanı kökenliyim. Gerçekten meslektaşlarımız çarşıya, pazara, sokağa çıktılar, denetim yaptılar, denetlediler. Ama bu denetimler çok caydırıcı olmadı. Caydırıcı da olmuyor. Yani belli bir süre işte bir hafta, 10 gün... Hani tabir yerindeyse piyasada bir böyle bir soğuma, bir sakinleşme sağlıyor ama sonra herkes bildiğini okuyor. Sonra bu döviz kurumdaki işte doların 18 TL'lere falan ulaştığı her gün insanların artık işi gücü bırakıp bugün dolar ne olmuş, euro ne olmuş, altın ne olmuş diye takip ettiği dönemlerde maalesef artık hani
yiyecek içecekten affedersiniz tuvalet kağıdına kadar bilmem şuna kadar her şeyin fiyatları aldı başını gitti. Evet, en son hatta bir nikahta çok güldüm hafta sonu. Nikahta altın yerine gelene zeytinyağı tenekesi vermişler. Tabii. Aynı fiyat. Yani şöyle bu süreçte hani hepimiz işte az çok ekonomi biliyoruz. Piyasa şartlarını biliyoruz. Hani tamam üretim girdi maliyetlerinin artması, üretim çıktı maliyetlerine tabii ki arttıracaktır. Veyahut da işte arz talep dengesine bağlı olarak eğer arz yetersizse piyasadaki talep edilen malların, hizmetlerin fiyatı artacaktır. Ama bu süreçte öyle bir hal aldı ki maliyet artışlarına bakmaksızın özellikle kötü niyetli istismarcı satıcılar daha maliyet artışını etkisini hissetmeden rafındaki işte deposundaki stoğundaki ürünlere zam yaptılar. Bunun bir kısmı kendi ifadelerine göre işte ben kendi sermayemi korumak için yaptım diyenler var. Ama bir kısmı da fırsatçılık, işte para kazanma, ticari karını artırmak amacıyla yaptılar. Ha, bu süreçte inan tüketici mağdur oldu, tüketici şaşkın oldu. Ben hani hem tüketici tarafındayım, evet, ama hem de işte piyasadayız. Esnafı, ticaretle uğraşan insanları da tanıyoruz. Gerçekten dürüst, iyi niyetli ticaret yapan insanlar da bir ekonominin özellikle geleceğine yönelik bir belirsizlik, bir güvensizlik haline girdiler. O 20 Aralık işte bu biliyorsunuz işte mevduat hesaplarına işte döviz korumalı sistem getirildikten sonra fiyatlarda bir hafta 10 gün bir hafiften bir düşme hissettik. Hep beraber bir sakinleşti. Bir sakinleşti, insanlar bir düştü ama maalesef bu 1 Ocak itibariyle işte elektriğe zam, doğalgaza zam, akaryakıt fiyatlarındaki astronomik artışlar, ondan sonra işte şey diyor ki ticaret erbabı asgari ücret şu kadar arttı, işte çalışanın bana maliyeti bu kadar arttı falan filan. Bir yanda sigortalarıyla birlikte. Evet, dolayısıyla şu an piyasalarda maalesef o 20 Aralık sonrasının sakinleşmesini, indirilmesini görmüyoruz. Neredeyse o arttırılmış fiyatlar piyasada yerleşti. Yani asıl en bombası bence yakın zamanda trafik sorunu ortadan kalkmış vaziyette. Evet. Yıllardır hiç kimsenin başaramadığı başarıldı ve trafik sorununa İstanbul'da çözüm bulundu. Çünkü arabalar sokağa çıkmıyor artık. Gerçekten ben de bir haftadır falan özellikle dikkat ediyorum. İşte Bakırköy'de oturuyorum ikametgah. Maslak İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geliyorum özel arabamla. Hani belki de hayatımdaki en önemli lükslerimden birisi. Ondan sonra gerçekten çok rahat geliyorum. Hatta bu sabah dedim ki ya İstanbul'da araba kullanmak biraz keyifliymiş falan dedim yani. Bu da enteresan bir süreç. Hem bu COVID süreci tabii ki hızla, evet, artması. Hem de bu benzin fiyatlarındaki faiz zamlar. Hakikaten inanılmaz yani. Ben de bugün bir cuma trafiği vesairesi olur diye düşünüyordum ama olmadı, gayet yok, sakin bir vaziyette. Bir tek İstanbul'da benim hani kendi güzergahımda işte genelde E5'in bu işte Avrupa yakası şeyinde şu Haliç'e bir çözüm bulamadılar. Evet, Haliç. Hatta bazen diyorum yani İstanbul'un trafik sorunu da tabii biz tüketiciler açısından hepimizin sorunu. İşte enerji kaybı, zaman kaybı, sağlık, stres, o girdiğimiz şey, ne bileyim heyecan, telaş. Kendi kendime diyordum ki hani bir ara hatta Sayın İmamoğlu'na da bir tweet atayım şey anlamında. Ya bu kadar iktidar geldi geçti veya belediye başkanı geldi geçti. Şu Haliç'in trafik sorunu bir türlü çözülemedi. Yani bu, ama bu sabah bugün Haliç de sakindi. Sakindi. Kendi kendime çözülmüş diyorlar. Evet, demek. Onu da düşündüm. Yani şimdi bu faiz fiyat artışları ile ilgili biz tüketiciler gerçekten mağduruz. O arttırılan fiyatlar maalesef etiketlerde kaldı, raf fiyatlarında kaldı. Ondan sonra hizmetlerde kaldı. Hani bana soruyorlar ne yapabiliriz? Ya hani tırnak içerisinde söylüyorum. Hani işletmenin camına taş atıp camını kıracak halimiz veyahut da işletme sahibinin yakasına yapışıp sen bu fiyata satamazsın, bu fiyatı indir diyecek halimiz yok. Ama caydırıcı ağır cezalar olsa bu kadar cüret edilmez bence. Şimdi şöyle,
Bu konuda biz tüketici vatandaşlarımızın bir kere en büyük şeyimiz satın alma talep hakkımız. Yani gerçekten hep şunu söylüyorum, İstanbul'un bana öğrettikleri, bunu başka mecralarda da konuştum. İstanbul'da bir ürünün fiyatını farklı iş yerlerinde farklı fiyatla bulabilirsiniz. Gerçekten. Yani aynı ürünü o fiyata satıyor, diğeri başka bir fiyata satıyor. Bir kere eğer imkanımız varsa bir fiyat mukayesesi yapmamız lazım. Gerçekten indirimli ürün satan, tabii ki burada kaliteli, hani ihtiyacımıza uygun ürün satan işletmeleri tercih etmemiz lazım. Ve Ticaret Bakanlığı'nın bu mobil telefonlarda bir haksız fiyat bildirimi uygulaması var. Orada eğer fahiş fiyat uygulayan işletme varsa onun fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı'na bildirebiliriz. Mobil uygulama. Mobil uygulama, haksız fiyat uygulaması bildirimi diye Ticaret Bakanlığı'nın mobil cep telefonlarımızda uygulaması var. Oralara bildirebiliriz. Ticaret İl Müdürlüklerine şikayette bulunabiliriz. Ama en önemli biz tüketici olarak satın almama hakkımız, yani talep hakkımızı kullanabiliriz. Gerçekten kaliteli ürünü daha uygun fiyata, daha uygun, ucuz fiyata satan işletmeleri seçebiliriz. Ve en önemlisi de zaten şu an bu artan fiyatlarda mecburen ayağımızı hani yorganımıza göre uzatıyoruz ama tasarrufu ön planda bulundurarak, gerçekten israftan kaçınarak, ihtiyacımız olan ürünleri satın alarak bir bilinçli tüketici, sorumlu vatandaş olmak konusunda hepimiz gayretli olabiliriz. Bunu da yapmalıyız. Peki, evet, en önemli sorunlar gerçekten işte trafik sorunuydu. Araba konusuna geleceğim tekrar birazdan ama evet. Bir de şu gecemizi gündümüze katan, ne huzur ne insanın içinde şevk bırakan bir SMS mesajları kabusu var. Evet. Yani korkunç bir taciz bu aslında. Yani sabah saat, pazar sabahı sabah saat 7.30'da gelen bir markanın SMS'iyle uyanmak. Veya inşaat firmalarının zorla 15 dakikada bir renovasyon arattırarak işte lansmanla davet etmesi, ev göstermek istemesi. Gene bu kıyafet firmalarının işte indirimlerini sürekli olarak bize 15 dakikada bir mesajla göndermesi. Hakikaten bu bildiğiniz bir taciz yani. Evet. Ve bunu bir şekilde farklı yöntemlerle engelliyoruz. Ama sizin çok güzel bir makalenizi okudum. Şöyle diyor, SMS mesajlarında artık bunu almak istemiyorsanız hayır yazmanız veya oraya mesaj göndermenize gerek yok. Evet. Sükut ikrardan gelir. Doğru. Zaten göndermemeleri gerekir. Tabii. Peki bundan mağazaların haberi var mı? Şimdi çok hepimizin mağdur olduğu, çok önemli bir konuya değindiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi malumunuz işte uzaktan satış, elektronik ticaret, işte internet ve tabii bununla birlikte firmaların pazarlama yöntemleri de değişti. Ve şeyi üzülerek ifade edeyim, bazı firmalar özellikle düşük maaşla personel çalıştırıp İşte orada çalışan personel diyor ki satış yap, prim al. Şimdi o satış yap, prim al dediği personel de hani tabir yerindeyse bir canavara dönüşüyor. Satış canavarına. İşte tüketici eksik bilgi veriyor, yanıltıcı bilgi veriyor veyahut da işte size SMS mesajı göndermiş, yok e-posta göndermiş, yok bilmem ne göndermiş, hiç kimsenin umurunda değil. O personel sadece şeyi düşünüyor, ben ne kadar satış yapabilirim? Ne kadar prim alabilirim? Halbuki hani siz işte bu konunun uzmanısınız. Kişisel verilerin korunması hakkında kanun. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun. İşte Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri, hani kişilerin işte huzur ve sükûnüne ilişkin, kişilerin rahatsız edilmesine ilişkin veyahut da kişisel bilgilerin izinsiz ele geçirilmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hükümler. Bunların hepsi aslında işletmeleri sizin izniniz ve onayınız alınmaksızın SMS mesajı, e-posta veya telefonla aramayı engelleyen yasal düzenlemeler. Aslında bu yasal düzenlemeler ilk uygulamaya geçtiğinde firmalar kendilerini bir frenlediler. Çok kısa bir süre. Evet, yani sizin onayınızı istediler. Onay verdiğiniz, verdiniz ise o onayınızla size işte SMS veya
e-posta göndermeye başladılar. Ama bu onayı biz verirken böyle sapık gibi gece gündüz arayacaklarını düşünmedik. Tabii, tabii. Sonrasında geri alma şansımız da ancak bu evet hayırlarla olduğu için yana yakıla istemiyoruz SMS, hayır diye onları bombardımana tutmaya çalıştık. Şimdi bu konuda şöyle bir uygulama var. E-Devlet üzerinden girerseniz, yine bu Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması, hani yanlış ifade etmeyeyim, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun da şey olabilir, hani uygulaması bir imkanı olabilir. Orada siz E-Devlet'ten girip kontrol ettiğinizde hangi firmalara sizin SMS veya e-posta izni verdiğinizin listesi var. Hmm. Oradan E-Devlet'ten girip, oradan siz işte daha önce izin verdiğiniz, mesela hiç izin vermişsiniz, mesela bir alışveriş yaparken bir satıcı sizi ikna etmiş, size de işte telefonunuza gönderebilir misiniz diye, siz de izin vermişsiniz. Oradan E-Devlet'ten girip o kontrolü yapabilirsiniz. E-Devlet'ten bilgi... Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu veya Ticaret Bakanlığı'nın sitesi. Hani şu an tam hatırıma orada gelmedi. Orada görebiliyoruz. Orada mi? Görebiliyorsunuz. İzin verdiğiniz size SMS, e-posta veya arama izni verdiğiniz firmaların listesini görebiliyorsunuz. Bugünün ilk yapacağım iş. Evet. Oradan girip şeyi kaldırabilirsiniz. Tikleri kaldırabilirsiniz. Ona bunu rağmen gönderemiyorlar değil mi? Gönderemiyorlar. Bunun dışında yine Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde istenmeyen SMS ve e-postalara ilişkin şikayet, tüketici şikayet yeri var. Oraya girip o firmalar hakkında şikayette bulunabilirsiniz. Özellikle çok sizin ifade ettiğiniz gibi işte bilmem 0800 bilmem kaçla başlayan veya işte 4 bilmem neyle başlayan. Şimdi bazen de öyle ilginç şeyler oluyor ki normal bir cep telefonu numarasıyla arıyorlar sizi. Hani işte işiniz gereği, mesleğiniz gereği veya sosyal çevreniz gereği normal birisi sizi telefonla aramış gibi cevap veriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki karşınızda bir ticari reklam. Hiç ilginiz olmadığı veya çok değerli zamanınızı alıyorlar veya özel hayatınıza ilişkin bir kısmı bölüyorlar. Onun için bu konuda tüketicilerimiz bir öncelikle o E-Devlet'ten şeyi kontrol edebilirler, kimlere izin vermişler. Eğer izinsiz arama, mesaj, e-posta gönderiliyor ise Ticaret Bakanlığı'na şikayet edilebilir. Bu eğer bizim huzur ve sükunumuzu bozuyorsa, artık rahatsız edici boyutlara da geliyorsa Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunabilirler. Bu konuda hani devlet kurumlarımızı hani yanlış anlamasınlar ama bu tür şeylerde de savcılıklarımıza başvurduğunuzda çok da üzerine düşmüyorlar. Ancak işte bir hatırı sayılır bir kişi olursa, birinin bir başvurusu, şikayeti olursa üzerine gidiyorlar. Aslında bu konuda hani siz de az önce ifade ettiniz. Tamam, cezai yaptırımlar, para cezaları söz konusu ama maalesef işte ekonomik suça, ekonomik ceza, para cezaları çok caydırıcı olmuyor. Yani bunların gerçekten ticaretten belki tamamen men edilmesi, ticaretten belli bir süre yasaklanması, bunlar gündeme getirilebilir. Sonra para cezalarının işte veriliyor, itiraz ediyorlar, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Veya işte ticaret ünvanlarını değiştiriyorlar. Başka yeni bir firma olarak faaliyete devam ediyorlar. Aslında bu şey bir sorunu. Yani artık günümüzde hani bu artan rekabette gerçekten tüketici, vatandaş çok önemli. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Artık çok fazla insan olduğu için ve nüfus çok fazla olduğu için evet. Müşteri memnuniyetini de çok fazla gözetmiyor diye düşünüyorum firmalar. Şöyle yani eğer olayı hani son dönemin hani bir sihirli sözcüğü var ya süreklilik. Hani uzun vadeli bakıyorsan sürdürülebilirlik hani açısından. Aslında işte bu sadık müşteri dediğimiz gerçekten müşteri memnuniyeti ve o sadık müşterileri korumak çok önemli. Eğer siz gerçekten ilkeli kurumsal bir firmaysanız o müşteri memnuniyetinizi sağlamak, o sadık müşterilerinizi muhafaza etmek, onları mutlu etmek zorundasınız. O sürdürülebilirlik çerçevesinde uzun dönemde kazanan siz olursunuz. Doğru, uzun vadede bakın. Ama bu SMS'ler, telefon aramaları konusunda tekrar bir devletimizin kime başvuracağız? Bir şey tekrar bir adım atmasında bu uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermesi konusunda mevcut yasa ve yönetmeliklerin dışında yeni düzenlemelere ihtiyaç var.
Çünkü artık bu alar gene bu rahatsızlık arttır. Kimi başvuracağız peki? Yani Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı'na, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, BTK ve Cumhuriyet Savcılıklarımıza eğer bizi rahatsız edici bir husus varsa başvurabiliriz. Gerçekten en büyük taciz konuları. Peki bir de bu araba fiyatlarına ilgili olarak yakın zamanda bu iki birinci el arabaların girişinin çok fazla olmaması maliyetlerin yüksekliği sebebiyle. Dolayısıyla ikinci el arabaların araba bulunmadığı için birinci elden daha pahalı olması. Daha da fecaati sabahleyin konuşup anlaşıp arabanın sahibiyle fiyatta yarım saat sonra gittiğinde arabanın fiyatının değişmiş olması. Evet. Bunlar da çok sık gördüğünüz ve karşılaştığınız olaylar oldu. Bunlarla ilgili olarak ne yapılıyor? Yani galeriler, otobüs satıcıları bu kadar rahat böyle ellerini kollarını sağlaya sağlaya dolaşıyorlar mı? Şimdi şöyle, o işte dövizin günlük olarak çok sık değiştiği günlerde veyahut da döviz kurunun artacağı beklentisinin piyasalarda hakim olduğu günlerde maalesef işte otomobil distribütörlerinden, ana bayilerinden arabaları alıp ondan sonra stokçuluk kazanacak onları, mantığıyla onları stoklayıp ondan sonra ana bayinin, distribütörün belirlediği fiyatın üzerinde satıp buna biz fahiş fiyat uygulaması diyoruz. Kazanç elde etme yolunu seçen bu tür şeylerle piyasada karşılaştık. Bu konuda yanılmıyorsam Rekabet Kurulu da, çünkü piyasayı bozucu etkisi münasebetiyle Rekabet Kurulu da devreye girdi. Hatta İzmir'de bir yaptığı incelemede parasal ceza da kesildi. Ve o dönemde bunları çok yoğun yaşadık. Ha, şey gerçekten çok ilginç. Yani sabah pazarlık yapmışsınız, anlaşmışsınız araba konusunda. Yarım saat sonra fiyat artmış. Bu sadece otomobilde değil. Mesela bu konuda beyaz eşyada da çok şikayetler geldi. Yani almış, ödemiş, teslim almamış şeyden, bayiden. Beyaz eşyayı teslim etmekte zorluk çıkaran, fiyat farkı isteyen işletmelerle karşılaştık. Tabii bunların hiçbirisi kabul edilebilir uygulamalar değil. Ben hep söylüyorum, hepimiz... Yani satıcı, üretici, toptancı, tüketici, vatandaş hepimiz aynı gemideyiz. Peki biz bunda gene gidebilir miyiz? Hepimiz birbirimize muhtacız. Yani hani bir gün işte bir hafta kazıkladım, affedersiniz. İşte bu süre içerisinde şeyi kazancı bilmem kaça katladım, şunu yaptım, bunu yaptım. Aslında kısa dönemde onlar hep gelip geçici şeyler. Satıcı da üretici de tüketiciye muhtaç. Biz olmadan... Onlar üretmeden hiçbirimiz olmayız. Hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla hani birbirimizin hak ve menfaatlerini korumalıyız. Ha, burada tabii ki en önemli görev kime düşüyor? Tüketiciye düşüyor. Tüketiciyle birlikte devlet. Şimdi anayasanın 172. maddesi var. Diyor ki devlet tüketicileri koruyucu tedbirleri alır. Şimdi işte piyasa gözetimi ve denetimi diyoruz. Hani piyasa gözetimi ve denetimi aslında şey olarak algılanıyor. Ürün güvenliği. İşte üretilen örneğin bir cep telefonunun kullanımında uygun mudur değil midir? Güvenlik açısından yaratabileceği şeyler. Aslında ben bu piyasa gözetimi ve denetimini daha geniş anlamda. Böyle bir yayılmalılar piyasaya. Evet, yani Allah. Üretimden tüketime kadar tüm safhalarda. Hani serbest piyasa ekonomisinin veya ticari kuralların şeyi çok ortadan kaldırmadan aslında devletin tüketiciyi koruyucu tedbirleri, denetimleri alması lazım. Bizde en büyük son zamanlardaki yanlışlarımızdan biri de, eksikliklerimizden biri de işte bir olay oluyor, bitiyor. Kazanan kazanıyor, hani tabir yerindeyse şeyi vuran vuruyor. Ondan sonra voleyi. Ondan sonra hadi kim yapmış, kim mağdur etmiş, kim kazanmış falan harekete geçiyoruz. Aslında bu tür tedbirlerin, denetimlerin devlet tarafından önceden alınması, öngörülebilir olması ve tüketiciyi, vatandaşı koruyucu, piyasaların işlerliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması önceden yapılması gerekir. Evet, çok nüfus çok kalabalık. Evet. Kalabalık bir nüfus. Geç kalıyoruz. Evet. Evet, müdahalede erken teşhis hayat kurtaracak ama erken teşhis edemiyoruz. Ama işte bence orada da birazcık ben o konuya değineceğim. Zabıta kuvvetlerine de bence görev düşüyor. Çünkü
O noktada vatandaşın en azından orada görüp bunu tespit edilmesi bir korku, bir ceza, bir yaptırım varlığından bahsettiği için aslında devletin kolluk kuvveti caydırıcı olabiliyor bu noktada. Yani çünkü çok kalabalık ama ekip dar. Dolayısıyla yetişmek mümkün değil birçok kişi. Yani benim tanıdığım onlarca kişi aman boş ver mantığıyla şikayet etmiyorlar, ödemiyorlar. Ve bu da tabii ki cüretsizleştiriyor, arsızlaştırıyor tabiri caizse bu tip kişileri. O yüzden de bence devletle birlikte devletin kolluk kuvvetlerinin de bu konuda direkt sisteme dahil edilmesi lazım. Çok haklısınız. Şimdi ben 2016 yılında 50 yaşından sonra ilk defa Avrupa'ya gitmiş bir kişiyim. Avrupa'ya giderken şunun için gitmiştim. Hani tamam yeni yerler görmek, tanımak gayet güzel. Ama artık günümüzün bu sosyal medyası münasebetiyle işte biliyoruz ki Avrupa yeşili koruyor. İşte meydanlarını koruyor, tarihini koruyor. Tarihi yapılarını koruyor falan. Artık bunları biliyoruz. Çünkü artık her giden gittiği her yerde fotoğraf çekiyor, paylaşıyor. Yediğini, içtiğini paylaşıyor. Ben şunun için gittim Avrupa'ya giderken. Ya bu insanlar nasıl yaşıyorlar? Yaşam tarzları, hayat, hani toplumsal ilişkiler. Özellikle bunları gözlemlemek için gittim. Hani tamam yeni yerler, ülkeler göreyim falan. Ve işte bir 3-4 Avrupa ülkesini gezdikten sonra, ülkemize geldikten sonra şunu gördüm. Ah benim ülkem ne güzelmiş. Şöyle, benim ülkem çok güzel. Hani doğal güzellikler, yeme, içme, ne bileyim her şey bol bol. Güneşinden tutun da denizine, dağına, işte gıdasına kadar. Ama bu ülkeyi diğer Avrupa ülkelerinden, işte gelişmiş diye kabul ettiğimiz ülkelerden ayıran en önemli özellik, negatif özelliğimiz kuralsızlık. Kuralsızlık. Yani ülkem adına tabii bunu üzülerek ifade ediyorum. Şunu gördüm, Avrupalı kendisi ve toplum için kurallara uyarak yaşıyor. Kurallara uymayanlara da kamu yaptırımı, devlet gereğini yapıyor ve uyduruyor. Yok, sıkışta uyma. Uyma. Şimdi bizim ülkemizin de temel sorunu bu, kuralsızlık ve buna da hani belki daha geniş kapsamda kanunun önünde eşitsizlik diyebiliriz. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi yani stokçuluk yapan, işte otomobili stoklayan kişi veya rafındaki fiyata daha maliyetleri artmadan fiyatları değiştiren, fahiş fiyatla satan kişi o kamu yaptırımının, kamu erkinin kendi üzerinde eksiksiz uygulayacağına tam emin olsa ve buna ilişkin toplumda genel kabul görmüş bir işlevlilik sağlıyor olsak inan bundan hiçbiri olmaz. Dolayısıyla biz hem birey olarak, hem toplum olarak, hem devlet olarak kurallara uyan ve yasalar önünde eşit olan eşit birer birey olmak zorundayız. Yoksa gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ben işte malumunuz Osmaniyeliyim. Doğduğum, büyüdüğüm bir şehir. İşte Akdeniz'in en güzel... Gidiyor musunuz şimdi hala? Tabii ki. Kardeşlerim orada. Akrabalarım orada. Bir Osmaniye aşığıyım ben. Osmaniye sevdalısıyım. Ülkemizin her yeri apayrı bir güzel. Dolayısıyla bu güzel ülkede hep birlikte kurallara uyarak, işte haklarımızı bilerek, karşı taraftan haklarımıza uymasını isteyerek bir saygı, sevgi, hoşgörü içerisinde yaşamamız gerekir. Ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Dedim, Levent Bey bize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Yani hakikaten son zamanların en değerli bilgileri bunlar. Çünkü sürekli hepimiz yaşıyoruz. Sevgili izleyicilerimizin de gerçekten Levent Bey'in bu söylediklerini ön plana alıp dikkat etmesi çok gerekiyor. Ben bir hukukçu olarak bu mağduriyetleri bizzat görüyorum. Bu konuda çok şikayet olanlar var. Siz zaten sürekli dernekte görüyorsunuz. İnşallah insanların birbirini dolandırmadığı, iyi niyetle yaklaştığı bir dünya olur. İnşallah. Haklarımızı bilerek. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize, bilgilerinize sağlık. Bu fırsatı verdiğiniz için ben de tüm izleyicilerimize sorunsuz, huzurlu, mutlu, güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve tabii ki sağlıklı. Evet, bu dönem sağlıklı en başta söylenecek şey her zamanki teşekkür gibi. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Saygılar sunuyorum, sağ olun.